Sevgili izleyiciler, yeni bir Lidya ile Ruhun Sonsuz Yolculuğu programından merhaba. Öyle bir yolculuk ki tek başına yürünmüyor. Öyle bir yolculuk ki aslında tamamen tek yapılan bir yolculuk. Şimdi bütün bu yol halinin içerisinde dostlar var. Biz elimizi uzatırsak onlar da elini uzatıyorlar. Değerli rehberler. Bu programda biliyorsunuz mutlaka yer veriyorum. Gönlümün sevdiklerini özellikle tanıtmayı da çok seçiyorum ve seviyorum. Işıkları güzel insanlar. Katkı olmaları için buradalar. Bugün de bizimle birlikte sevgili Aliye Kamile Dinçer var. Access Bars eğitmeni. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Çok keyifli bir davet benim için. Benim Bilen için de öyle biliyor oldu. sebebini. Benim yol arkadaşımsın. Çok değerli zamanlarımız geçti iş Evet. anlamında. Bu yolda spiritüel, ruhsal yolculuk anlamında çok keyifli günlerimiz geçti. Ama bunlara girmeden önce biraz tanıyalım. Çünkü uzaktan da geliyorsun. Evet. Ben Aliye diyorum ama Esas ismim Kamile. tamam. Aliye diye de hani Öyle de çağrılıyorsun. öyle de çağrılıyorum. Tamam. Onu daha da çok benimsiyorum. Evet. İsimlerin gücü var değil mi Aliye? Ona çok inanıyorum. Evet. Ben yıllarca ismimin ağırlığını hep taşıdığımı düşünmüştüm. Çok doğru bir nokta. Tam bırakma zamanında da bu yeni ismim geldi. Ve sen çok güzel alıp kabul ettin Alıp onu. kabul ettim. Ne açtı Aliye sana? Engellerim kalktı. Bu çok iyi. Bu çok iyi. Neden bu soruyu soruyorum biliyor musun? Çünkü zaman zaman biliyorsun kişiler de isimlerini hem kayıtlı olan, aslında şöyle bir şey söyleyeyim. Nüfusta kaydın tabii ki Evet. ekran karşısındayız. Önemi var ama evrende her şey kayıtlıdır. Konmamış isimlerimiz bile bize enerji açar veya zaman zaman kilitler. O yüzden Aliye'yi bir dönemin içerisinde kullanıyor olmanın sana getirisini oldu. Dediğim gibi çok kapılar açtı bana. Evet. Yani yeni bir hayat sundu. Yeni enerjiler sundu. Şifalar sundu. Evet. Öz Öyleyse kimliğini mi öz hatırlattı? kimliğimi, kendimi hatırlattı bana. Bu da bir kendini bulma yolculuğu zaten. Değil mi? Tabii ki. Öz Üzerine kimliğin güzel. neymiş Aliyeciğim? Şifacı Evet. Alıp kabul olmakmış. ettin mi? Ediyorum. Daha da edeceğim. Harika. O yoldayım. Peki nasıl başladı bu yolculuk? Çünkü neden şöyle bir önemi var? Çok emsal örnek bu anlamda teşkil edeceğini düşünüyorum senin yolunun. Aslında bir ne? Ruh yolculuğu. Evet, ruh yolculuğu. Ne yaptın? Neydi? Ne yapıyordun? Evdeydin. Yani evdeydim. Klasik Tamam. bir ev hanımı. Klasik ev hanımı ne yapıyor? İşte hepinizin bildiği gibi Evet. Çok evde. güzel sarma yaptığını biliyorum. Evet. Başka? Mutfağım iyi olduğu Evet, böyle söylenir. hakikaten öyle. Tecrübe ettim. Yani çok, iki evlat büyüttüm. Evet. İki erkek annesiyim. Harikalar. Eşim Biliyorum. var. Onları büyüttüm. Onlarla bir ben de geliştim. Tabii, o çok önemli. Çocuklarım da bana bu anlamda çok yardımcı oldular. Evet. Onlar çok değerli rehberlik yapıyorlar, değil mi? Çok çok. Benim öğretmenim onlar yani bana çok şey öğrettiler. Bunu söyleyebilmek de çok büyük bir ruh olgunluğu, biliyorsun. Bunu herkes söyleyemiyor. Evet. Bilmiyorum bana çok kolay duygulanıyorum bunu söylerken. Çok Görüyorum kolay şu gibi an geliyor ama yüzünden görüyorum, evet. duygulanıyorum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Bu İyi ki beni duygula seçtiler. ben de şu an ikisini davet etmişim diyorum. Niye biliyor musun? İşte biz duygularımızla yaşıyoruz. Bunu ekranda görebilmek ve gösterebilmek aslında hayatın her alanı ekran değil mi zaten? Evet. Şu duyguyu hissedip bu gözyaşını burada akıtabilmek gerçekten yaşamak değil mi? Tabii ki yaşamak. Hepmiş gibi yaşanıyor. Mış gibi ben çok doğal olduğumu düşünüyorum. Öylesin, Çok doğru. kısıtlamıyorum kendimi. Evet. Hani neysem oyum diye düşünüyorum. Bilmiyorum karşı taraf bunu nasıl algılıyor, hissediyor Geçiyor. ama Çok güzel geçiyor. geçiyorsa çok memnun olurum tabii ki. Çocuklarımla hani ben de büyüdüm. Zaten çok küçük yaşta evlendim. Evet. Onlarla bir
Ben de onlara gerçekten çok şey borçluyum. Çok teşekkür ediyorum onlara. Ne güzel, şükran duyuyorum. Evet. Herkese, hayatıma giren herkese çok teşekkür ve bu da çok şükran önemli. Sunuyorum. Çok evrelerden geçtim. Bakın. Hayatımın çok sıkışık bir döneminde nefesle tanıştım. Yoga ile başladım bu işe. Evet. Yogada kendimi çok rahatlattım. Sen Manisa'da yaşıyorsun. Manisa'da yaşıyorum. Evet. Manisa'da harika. Yaşıyorum. Çok seviyorum. Tüm Manisa'ya selam olsun. Çok evet. Kıymetlisiniz benim için. Evet. Manisa'da yaşıyorum. Yoga ile başladım. Hı-hı. Sonra nefesle tanıştım. Evet. 2 yıl nefes ve farkındalık kursuna gittim. Çok özel seanslar, terapiler aldım bu konuda. Çok güzel. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Evet, herkese onurlandırmak. Hocalarıma özellikle çok teşekkür ediyorum. Emek veren, yolumuza emek veren kişileri onurlandırmak gerçekten çok kıymetli. Çok çok değerli anlardı alakalı. Onlar benim için. Evet. Kendimi fark etmeme çok yardımcı oldular. Ergün hocama, yoga Hı-hı. hocama. O da konuk olacak. Yüksel Şafak hocama çok evet. teşekkür ediyorum Harika. Nefes konusunda. Harika. Çok farklı yere geldim. O arada kendim Access'le tanıştım. Alıp almama konusunda kararsızdım. Aha. Ama iyi bir yol olduğunu düşünerek içime sindi. Access bars eğitimi aldım. O yolda ilerliyorum. Üzerine daha eğitimler katıyorum. Özel seanslarım hala devam ediyor. Oraya girmeden sonra ne oldu? Terapilerim devam ediyor. Harika. Bu arada regresyon terapileri de alıyorum, seansları Aha. alıyorum. Çok güzel. Kimden alıyorsun? Tanıyor muyuz hocamı? Tanıyoruz evet. hocamı, tanıyorsunuz. Selin, Lidya Selin Keskiner evet. Mamacı'dan. Evet, ne keyifli çalışmalarımız oldu. Çok keyifli oldu. Çalışmalara imzalar atıyoruz. Çok evet, değerli buluşlar evet. yaşıyoruz. Evet. Çözülümler evet. yaşıyoruz bununla ilgili. Yolumuza neşeyle aslında enteresan derinlikte bir çalışma biliyorsun regresyon. Regresyon tabii ki. Ağır ve sarsıcı da oluyor yeri geldiğinde. Fakat biz bunu çok neşeyle dönüştürerek dönüştürüyoruz da. Hep dönüştürüyoruz evet aynen öyle. Burada tabii ortak seçimimiz çok kıymetli oldu seninle. Yani bunu bu şekle çevirebilmek ortak bir seçimin keyfi. Ben de çok keyif alıyorum. Ben bu de çok birlikte keyif olmaktan. Alıyorum. evet. Hep güzel. Birlikte olmaktan. Şahane. Seviyorum bu çalışmaları. Güzel. Regresyonu sevmek iyidir. değişimler, dönüşümler güzel oluyor. Güzel. Farkındalıklar güzel oluyor. Güzel. Katkı olsun. Ne güzel. Peki. Şöyle bir soru sorayım sana. Regresyonda fark ettiklerinin üzerine aksesi nasıl tanımlardın? Açıldıkça yol. İkisi de müthiş çalışmalar. Hı hı, öyle. Geçmişimizi temizlemeden, orada yol almadan yeni hayatlarımıza katkı olacağını hani düşünmüyorum. Evet, o aslında artık çok net değil mi? Çok netleşti artık benim hayatımda. Hani geçmişimle de ilgili evet. getirdiklerim atalarımdan, evet. Ailemden. Bu konu hakkında soru işaretleri olan izleyicilerimize ne derdin gündelik hayatta yaşadığın örneklerden mesela? Nasıl gündelik hayatımda çok şey yaşıyorum. evet. Birini gördüğün zaman mesela zaman zaman çok enteresan hisler hissedebiliyoruz değil mi? Çok bazen tanıdık negatif, geliyorlar. Bazen pozitif. Pozitif. Bununla ilgili çok deneyimler yaşadım. Evet. Artık bir ortama girdiğimde daha farklı düşünüyorum. Hani evet. normal eskiden girip çıktığım, alışveriş ettiğim yerlerde daha farklı bakıyorum. İnsanlara daha gözlemci davranıyorum. Neyi fark ediyorsun insanlarda? Biz tanıyoruz birbirimizi. Hı, o çok önemli. tanıyoruz. Ruhlar birbirlerini tanıyor. Evet. Bunu kabul etmek ne kadar zor geliyor bazen. Bazı insanlara evet. Evet. Tabii ki seçimler. Evet. Çok saygımız var. Fakat gerçekten bu gerçekliği kullanıyor isek hayat çok başka türlü derin. Çok. Değil mi? Çok derin. Sen kullananlardan biri olarak. Çok derin. Bunu ben Access'le de yaşıyorum. Evet. Regresyonla evet. yaşayıp, Access'le temizleyip evet. duygu ve düşüncelerimi, bakış açılarımı. kendim daha o farklı. O anlamda şöyle bir çalışma olabilir mi regresyon? Daha derin dip, kaba tabirle belki balçıklarımızı, travma ve kilitlerimizi
ortaya çıkarıp dönüştürdükten sonra Akses'in o neşeli dönüştürücü tarafı aslında iyi geliyor. Çok. Merhem çok gibi. Masaj terapisi gibi geliyor. Aa, süper. Çok güzel anlattın. Evet. Masaj terapisi gibi geliyor. Peki yolda başka araçlarla tanıştın sonra. Başka yollarla tanıştın. Mesela şu anda da bir çalışmadasın. Hangi evet. çalışmadasınız? Şu an İstanbul'da? Hastalıkların psikolojik nedenleriyle ilgili Recall Hı-hı. Healing eğitimindeyiz. Harika. Kozmik ile tanıştım. Kozmik enerji. İkinci seferdir kozmik eğitimi alıyorum. Güzel. O da çok başka bir yolculuk. Güzel. Ben hepsinin bize çok katkıları olduğunu düşünüyorum. Hepsini birleştirip seanslarımda bunları kullanıyorum. Çok güzel bir noktaya değindin. O da ne? Şimdi bir çalışma, bir eğitim alınca kişiler düşünüyor ki sadece bunu uygulayayım. Burada aldığım eğitimleri. Halbuki bu bir anahtar öbeği. Ve o anahtar öbeğinde o anda o kapıda hangi kilit tipi kullanılacaksa o anahtar öbeğinden çıkarıp kullanmak evet. çok daha yüksek bir evet. çözüme getiriyor. Çok çok. Değil mi? Yani farklı çalışmaların farklı açılımları oluyor. Evet. Ben seviyorum kullanmayı seanslarımda. Sonuçta çok güzel sonuçta, alınıyor zaten. Evet. Sonuçlarda iyi, geri dönüşlerde güzel oluyor bu anlamda. Peki kişilerin şu anda geldiği noktayı nasıl yorumlardın? Çevrende, yaşadığın şehirde? Kendim değiştiğim için çevrem de değişiyor. Yani kendim değişmeye çalışıyorum daha doğrusu öyle söyleyeyim. O yolculuk bitmez. Bu yolculuk tabii herhalde bitir, hiç değiştim, bitmeyecek. Bitti diye bir şey yok. Bitmeyecek. Ben değişince etrafım değişiyor, ailem değişiyor. Ne oldu arkadaşlarım mesela? Değişiyor. Sıkıştırayım dünya seni değişiyor. Biraz. Sıkıştır bakalım. Biraz sıkışayım. Mesela ne oldu? Büyük bir belirgin değişiklik ne oldu? Sen değişince. Ben değişince çocuklarım, hı-hı. eşim, hı-hı. Ailem, annem, kardeşlerim. Evet. Evet. Bunu çok gözlemliyorum. Gerçekten ciddi değişimler var. Olumlu yönde. Ciddi özgürleşmeler oluyor. Aslında senin yolunun ne olduğunu kişilerin görüp belki kendi yollarına da sahip çıkmaları. Evet. Senin yoluna sahip çıkışından ötürü kendi yollarına sahip çıkmaları o anlamda çok doğal bir rehberlik de yapmış oluyorsun aslında. Tabii dokunduğunuz insanlar değiştiğini görünce, dokunduğunuz insanların evet. değiştiğini görünce hoşunuza gidiyor bu. Evet. Onların değişimi beni de etkiliyor çünkü. Doğru. Sana bir soru sorayım mı? Yaş diye bir kavram var mı Aliye? Yokmuş. Sıkıştırdı. Bir daha duyalım, bir daha duyalım. Yokmuş. 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 Ben bunu çok kullanıyordum biliyorsun. Evet, bildiğim için bir sıkıştırayım dedim. Öyle bir yaş kavramı yokmuş. Evet. İzninle tabii ki. Şöyle, neden yokmuş ve sen aslında ne şekilde kısıtlıyormuşsun kendini bunca zaman? Bunu biz ailemizden de alıyoruz herhalde. Tabii tabii. Kolektif konular mı? Yani hani artık çocuklarımı büyüttükten sonra bir şey... İşlevini tamamlamışsın. İşlevimi tamamlamış gibiydim ama çok boşluktaydım. Hı hı. İşte o anlamda çok teşekkür ediyorum yine hocalarıma. Evet, evet. Bunu bana fark ettirdiler. Şükürler olsun ki fark ettim. Hı hı. 50 yaşındayım ama... Çok şeyler yapacağımı düşünüyorum. Heh, bu çok önemli. Çok şeyler yapacağım. Dışarıdan tabii bazen tepkiler alıyorum. Hani artık bu yaştan sonra niye uğraşıyorsun gibi. Ama benim için hayat yeni başladı. Ah müthiş. Peki hedef çok ne? Çok heyecanlıyım. Evet geçiyor heyecan zaten buraya. Hedef ne? Hedefim evrene çok katkıda bulunmak. Çok insan şifalandırmak. Evet. Onlara dokunmak. Evet. Evrene hizmet etmek istiyorum. Ve bunu en doğal yoluyla, en doğal yoluyla evet, bu neler güzel. Mümkün diyorum. Evet, evet. Bunu gerçekleştirmem için evrenin bana sunacağı hediyeler olacaktır. Kesinlikle bunun için olacaktır. Neler mümkün diyorum. Kesinlikle olacaktır. Peki bir hayal sorsam. Neden sorsam? Çünkü Akses'te soru çok önemli ya. Evet, Akses sorudur. Evet, Akses sorudur. Nedir hayalin? Bu yol için hayalin nedir? Güzel projeler düşünüyorum. Hı hı. Bunu gene bunu nasıl yaratabilirim diye evrene soruyorum. Evet. Yine şifa üzerine. Hı hı. Daha çok insana ulaşabileceğim.
bu ne olabilir diye soruyorum. Ama kendi düşüncem gerçekten evrene hizmet etmek. Evet, Bunun için aslında bir buraya girmek istiyorum izninle. Aslında zaten hikayenin özü bu. Evrene hizmet etmek. Bizler hizmetkarız demeyeceğim. Çünkü hizmette bir kâr beklentisi gene bir beklentiye girmek oluyor. Ama gönülden hizmet etmek zaten bütün bolluğu, bereketi bize dolaylı Şükürler yoldan olsun ki. tabii ki şükürler olsun ki getiriyor. O yüzden bu yola hizmet etmenin aşkı çok başka bir şey. Başka bir şey, gerçekten başka bir şey. Gerçekleştirebileceğimi düşünüyorum, istiyorum. Bu nasıl gelir bilmiyorum. Hani ne nasıl bir Nasıl gelecekse göreceğiz birlikte. göreceğiz, göreceğiz. Harika. Bekliyorum. Harika. O zaman soruların sana hayallerini getirsin. O hayaller seni yeni yaşamına götürsün. Dileğim o ki. Bir konu var, bir dakika, bir dakika. Şimdi hatırladım. Peki yaşlanmayı yönetebiliriz, değil mi? Tabii ki o bizim bakış açılarımızı yıkmakla alakalı. Zaten Access de bu işe yarıyor. Ne Başımızdaki yapıyorsunuz mesela? Access dokunmaktır. Baştaki 32 noktaya dokunmaktır. Oradaki noktalardaki bakış açılarımızı Hadi bana dokun. yıkıyoruz. Tabii ki zevkle. Hazır böyle bir güzel imkan var iken. Yaşlanma önleyici yapayım sana. Çok ihtiyacın yok ama Aa, teşekkür yine ederim. de seyircilerimize de göstermiş oluruz bu Peki. durumda. Şöyle bir noktamız var. Bu yaşlanma önleyici. Buralara dokunarak buradaki yaşlılıkla ilgili bize dışarıdan implant edilmiş duygu ve düşünceleri yok ediyoruz. Ya hani bir erime hali var. Şu ana kadarki bütün yaşlarım pul pul olup dökülüyor. Harika. Senin olmayabilir ama sana kodlanmış ailenden, Bu çok çevreden önemli. Evet. baskılar olabilir bu konuyla ilgili. Çok güzel. Örneğin artık unumuzu eledik, duvara astık. Bu saatten sonra ne yapacağız? Emekli olacağız. İşte ihtiyarlıyoruz gibi Evet. çevremizde çok Veya belli bir duyduğumuz. yaşa Evet, geldin. sık. Belli bir yaşa Belli bir geldin. yaş kodu. Evet. Onu iptal ediyoruz. Evet, onu burada Dokunarak iptal ediyoruz. harika. Kabul ediyorum. Başka bir noktamız, yani 32 noktamız var ama şu an parayı da gösterebilirim istersen sana. Para, kontrol ve yaratıcılıkla alakalı. Hepsini şimdi göstermeyelim. Tamam. Evrene başka bir programda katkı olarak çok teşekkür ediyorum. Bir şey diyeceğim. Aliyeciğim, Sağ çok olsun. çok teşekkür ediyorum. Çok hoş noktalara tespit Kadınların en sevdiği noktalar. dokunarak en önemlisi de yoluna çok aşkla katkı koyarak bu aşkı dışarıya çok güzel geçirerek. Bence en İnşallah. kıymetlisi bu benim İnşallah. görebildiğim. O zaman yolun açık olsun. Gene bekliyorum. İnşallah. Teşekkür ederim Orada da beni para konuk ettiğin yiyoruz. için. Benim için çok keyifti. Benim için de çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki, o zaman yeni bir programda yolumuzun gerçekten yeni bir gönül dostu, ruh dostuyla buluşmak üzere. Şimdilik bizden müsaade. Hoşça kalın.